Dün gece açıklanan sokağa çıkma yasağının ardından insanlar sokaklara çıktı ve yaşanan izdihamın faturası iktidara ve Sayın Süleyman Soylu'ya kesilmeye başlandı. Peki dün gece yaşanan bu olayın detayları neler? İşte asıl mesele bu ayrıntılarda. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı 2019 yılının Nisan ayından itibaren Dünya Sağlık Örgütü'nün influenza pandemisi uyarı hakkında gerekli tedbirleri almak için ulusal hazırlık plan çalışmalarına başlamıştı. Wuhan'da Aralık 2019'da ortaya çıkan bu salgınla birlikte bu tedbirler genişletildi. Daha bu salgın ülkeye gelmeden hazırlık yapmaya başlayan bakanlıklarımız 2 aydır her şeyi titizlikle hesap ederek adım atmaya çalıştı. Ta ki dün gece yaşanan sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ve sosyal mesafe ihlal eden insan görüntülerinin yaşanmasına kadar. İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece yayınlanan sokağa çıkma yasağı yönetmenliğinden bir önceki yönetmenliğine göre saat 21'de 30 büyük şehirde tüm market ve dükkanlar kapalı olmak zorundaydı. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı dün akşam yayınlanan sokağa çıkma yasağı kararını bir gün önceden aldı ve uygulamaya sokulması için açıklama yapılacak saat bekleniyordu. Açıklama saati tüm market ve bakkalların kapalı olacağı saat olarak belirlenmişti. Genelge açıklanıp ekmek, su, ilaç, kargo, akaryakıt gibi birçok hizmetin devam edeceği açıklanacak. Tüm valiliklere ve emniyete haber verilerek sokaklardaki güvenliğin sağlanması planlandı. Tüm planlamalar yapıldıktan sonra açıklama yapılarak sokağa çıkma yasağı ilan edilecekti. Fakat beklenmedik bir şekilde bakanlık içinden birileri sokağa çıkma yasağını sosyal medyaya sızdırdı. Devletin haber ajansı Anadolu Ajansı'ndan önce söz konusu yasak saat 21.46'da birileri tarafından sosyal medyanın gündemine sokuldu ve panik yaratıldı. Sokağa çıkma yasağı yönetmenliğinin sızdırılması ve saat 21.46'da sosyal medyanın gündemine sokulmasının ardından Anadolu Ajansı tarafından aynı haber saat 21.50'de abonelerine servis edildi ve yasak haberi iyice yayıldı. Devlet tedbir alıp doğru zamanlamayı beklerken bir el devreye girdi. Sızıntıyı yapan ve yönetmenlik kararını önce bazı Twitter hesapları ardından da devletin resmi haber ajansı üzerinden servis eden bu el. Alınan tüm tedbirlerin boşa gitmesini ve kaos oluşmasını başarmakla kalmadı, aynı zamanda iktidarı ve Sayın Süleyman Soylu'yu hedef tahtasına da oturttu. Muhtemelen Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları dün gece yapılan bu sızma ve yaratılmak istenen panik ve korku için bir soruşturma başlatır. Ama burada asıl önemli olan kim, kimlerin Sayın Süleyman Soylu'yu hedef alması. İşte bu sorunun cevabı için de bakanlık devreye girmeli. Dün gece yaşanan olaylar, devletin tedbirsizliği değil, devletin içinde hala saklanan vatan hainleri, nankörlerin gerçekleştirdiği sızma faaliyeti ve sosyal medyada servis elemanı olarak kullanılan hesaplar üzerinden gerçekleştirilen operasyon sonucu meydana gelen bir sabotaj eylemidir. Haftalarca süren karantinanın 2 saatte mahvolmasını izledik dün gece. İbni Haldun'un kıtlık zamanlarında insanları açlık değil, alışmış oldukları tokluk öldürür sözü dün geceye yani 10 Nisan gecesine damgasını vurdu. Dün gece fırın, bakkal, akaryakıt istasyonları ve pek çok dükkan önünde oluşan kuyruklar bir maç kuyruğu değildi. Ekmek kuyruğuydu, kuru yemiş kuyruğuydu, kola kuyruğuydu, içki kuyruğuydu. Bir çuval içinde yaklaşık 50 tane ekmek alan mı? Bakkalda bir bisküvi için sıra bekleyen mi? 2 adet kola için, kuru yemiş için yüzlerce kişiyi aşıp kuyruğa giren mi? Peçete peşine düşen mi derken yazıklar olsun dedirtecek bir tabloyla kapattık dün geceyi. Un, şeker, süt, makarna, kuru gıdalar, peçeteler hepsi bir geceden bitti ki. Talan oldu dükkanlar. Yalnızca 2 gün. Evde kalanlarla idare edilemez miydi gerçekten? Şu soru akıllara geliyor. Acaba Çanakkale'de, Sarıkamış'ta su gibi çorbayla ya da sadece bir üzüm hoşafıyla o günü idare ederek şehit düşen askerlerimiz dün geceyi görmüş olsalardı acaba ne derlerdi? Bu insanlara mı kalmış bu vatan diye kahrolurlar mıydı? Ya da pişman olurlar mıydı emekleri için? Cahillik aklın gecesidir ama aysız ve yıldızsız bir gece demiş Konfüçyüs. Sanki dün geceyi görürcesine
Sizce de dün gece bir akıl tutulmasını, yani aklın gecesini izlemedik mi? Sağlık Bakanımızın bu koronavirüs sürecini özverili bir şekilde yürütmesi, sağlık çalışanlarının sabrı ve bitap düşmeleri ve nihayetinde ev karantinalarımız dün gece itibariyle ne yazık ki sıfırlandı, yok sayıldı ve maalesef en başına döndük. Ya bu eylemlere balıklama atlayan ve hainlerin ekmeğine bilerek veya bilmeyerek yağ sürenlere ne demeli? Aç mı kaldınız? Susuz mu kaldınız? Açıkta mı kaldınız? Dünkü kendinizi kaybetmiştiniz neydi? Suriyelilere laf atıyordunuz ama kendiniz daha 2 günlük sokağa çıkma yasağında bile sanki kıtlıkta kalmışsınız gibi, üzerinize bombalar yağacakmış gibi evlerinizden kaçıp milletin sağlığını hiçe sayıp kendi midenizin, keyfinizin derdine düştünüz. Açın haberleri izleyin de bir kendinize bakıp utanın. Gece gündüz demeden çalışan o eli öpülesice fedakar Fahrettin Koca'nın bütün emeklerini bir gecede mahvettiniz. Bugün açıklamayı da o yapmadı, bilim kurulu üyesi yaptı. Aynı şekilde bulunduğu makama geldikten sonra adeta harikalar meydana koyan adam gibi adam Süleyman Soylu'ya bunu yapmaya utanmadınız mı? Ömrünü İslam'a ve ülkemize adayan İslam ve Türkiye'mizin lideri reisimize bunu yapmaya vicdanınız nasıl el verdi? Biraz kendinize gelin, açın tarihi okuyun, nasıl bir ecdadın torunları olduğunuzu öğrenin. Şimdi bu sokağa çıkma yasağı uygulanacak madem, neden sabahtan haber verilmedi diye süper zekalar da vardır. Onlara da şöyle diyelim, şayet sabah verilseydi bu karar, gerçekten şu keşmekeşe görmeyeceğimizi mi düşünüyorsunuz? Biz şu tabloya 2 saat katlanamadık, hala hayıflanıyoruz, şaşırıyoruz. Bir de bu haber sabah verilseydi, siz seyredin o zaman gümbürtüyü, trafik sıkışıklığı ve kazaları, talan edilmiş market rafları, dün izlediğimiz ekmek kavgasının nicelerini ve son kertede heyula gibi yükselen bu korona artışını hayal bile edemiyorum. İyi ki böyle olmamış, çünkü bırakın bu aymazlık 2 saat ile sınırlı kalmış olsun, daha fazlasını korona bile kaldıramazdı. Vatan derdi olan bir yerde gerisi teferruattır. Ama mide ve keyif derdi olan yerde ise her şey laftadır. Dün gece bunu gördük. Haftalarca süren karantinanın 2 saatte mahvolmasını izledik dün gece.